Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez Gölev Mahallesi soğuk su mevkiindeyiz. Bu yöre sakinleri ana yoldan tali yol olarak gelip Cumhuriyet Meydanı'na bağlanan bu yolun yapılması için yıllardır mücadele ettiklerini söylediler. Bu yoldan gelip geçen arabaların, özellikle de kamyonlar geçerken yedikleri tozun haddi hesabı yok diyen yöre sakinlerinden Abdullah kardeşimle beraberiz, evet. Ve Murat Altun kardeşimle beraberiz. Onların yetkililerden taleplerini kendi ağızlarından. Sizi tanıyalım efendim. Ben yöre sakinlerinden Abdullah Yanık. Burada arazi sahibiyiz. Şimdi efendim burası ana yola, merkez ana yola 1 kilometre. Yapılmasını istediğimiz yolda 700 metre. Tozdan kurtulmak için buraya ayrıca yeni insanların gelip yatırım yapmasını teşvik ediyoruz. Ediyorsunuz, yaparsınız. Yani Ünye'de yeni bir turizm bölgesi buraya yapılacak. Doğru. Ünye'yi hakim bir tepe. Tabii. Soğuk Ünye'nin hakim tepesi, soğuk su tepesi burası ve şehir merkezine de 1 kilometre. Yani Cumhuriyet Meydanı'na 1 kilometre. Şimdi burası mesela, bu kamyon geliyor. Şu tozdan, dumandan buradan geçirmiyor. Şimdi biz buraya yeni yatırımcıların gelmesi için mücadele ediyoruz. Yolumuzun yapılmasını, bakın bu şurayı yaptırdık. Ama asfalt ana yola, bu tali yolun bağlanması tam 700 metre. Bu 700 metre yolumuz yapıldığı zaman buraya daha çok insanların gelmesini istiyoruz. Yatırımcıların gelmesini istiyoruz. Bu konuda sizin çaldığınız kapılar da tek tek. Belediyeye müracaat ettik, dilekçelerimizi yazdık, bildirdik. Yetkililer de geldi. Belediyeciler de geldi ama bir türlü yolumuz yapılmadı. İşte yapılacağını söylediler ama yapılmadı. Hala bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sayın Altın, siz de buranın müdavimisiniz. Burada doğdunuz, burada büyüdünüz. Siz de Sayın Yanık kardeşime katılıyorsunuz, inanıyoruz. Buyurun, derdinizi siz de söyleyiniz. Efendim, biz de burada arazi sahipleri olmak şartıyla buradan geçen arabaların tozlarından ne bir sebze yapabiliyoruz. Kapı cam açabiliyoruz. Fındık bahçelerimiz olduğu gibi bak gözüküyor, bembeyaz. Sanki eskiden çimento fabrikası yapıldığı zamanları, sanki çimento fabrikası şu anda burada faaliyet gösteriyor gibi, tozdan dumandan bütün bağ bahçemiz bembeyaz oldu efendim. Nefes alamıyoruz. Yani evet. bir vatandaş olaraktan şuradan Uydu Kent var. Uydu Kent'le bu Kirazdepe'ye giden arada 700 metre bir mesafemiz var. Bu arada sahil olaraktan biz de yaya gezemiyoruz. Yani hiçbir evden dışarı çıkıp da bir yürüyüş yapamıyoruz. Biz de 65-70 yaşların üzerinde vatandaşlarız. Yani bizim de bir temiz havaya ihtiyacımız var. Yolda yürümeye ihtiyacımız var ama bunları kesinlikle yapamıyoruz. Evet. Buraların bir an önce yapılıp, yani ilgililerden bir destek bekliyoruz Sayın Ahmet Bey. Efendim, zaten sizin seçerek görev ve yetki verdiğiniz seçilmiş yetkililer, belediye başkanları, meclis üyeleri ve iktidar tarafından atanmış devlet yetkilileri, bu devletin sahibi milletin hayatını kolaylaştırmak için oradalar. Evet. Sizi dinlemek mecburiyetindeler. Evet. Onlara buradan son olarak söyleyiniz. Efendim, biz şimdi müracaatlarımızda bunlara söylüyoruz. Gelip bakıyorlar ilgililer. Diyorlar ki burası Küçükşehir Belediyesi'nin yoludur. Onlar ilgilenir. Onlar diyorlar ki efendim burası Büyükşehir. Ordu Büyükşehir'in yoludur. Biz buraya bir şey diyemeyiz deniliyor. İki arada bir derde kalıyor. Siz çekiyorsunuz. Biz de biliyoruz ki daha yukarıdaki vekillerimizden duyduklarımız, dedikleri, bizzat söyledikleri Büyükşehir, Küçükşehir diye bir şey yok diyorlar. Yok dediler. Bizzat bunu ben kendi kulağımdan söyledim. Zaten yok. Böyle bir şey yok abiciğim. Yapılacak, yapacaklar deniliyor ama gelelim. Hala bekliyoruz. Sonra buraya gelen çok büyük bir su geliyor. Buradan gelen sel suları geliyor yukarıdan aşağıya. Doğru. Gelen sel suları burada birikiyor. Burası 3 yol ağzı. Buradan aşağı bahçelerimizi olduğu gibi bütün vatandaşların dere haline getirdi. Suyu alıp Heyelana sebep oluyor. Evimize basıyor, önemli. Harmanlarımıza basıyor. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz efendim buradan. Bunun bir an önce gereken işlemlerin yapılmasını sizlerin sayesinde de
Adı üstünde Soğuk Su Tepesi burası. Adı üstünde Soğuk Su Tepesi. Evet, evet, Çölemez'in Gölevi Mahallesi'nin Soğuk Su Mevkii burası. Eskiden evet. beri Soğuk Su Mevkii diye geçer. Burası gayet ünye, kuş bakışı bakılan bir güzel bir mevkidir. Buranın bir an evvel düzenlenip insan hayatını kolaylıkla evet, hale getirilmesini evet, istiyoruz. Evet efendim. İnanın biz şurada çıkıp da yürüyemiyoruz. Abla Bey yürüyebiliyoruz mu? Şurada bir yürüyüş yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz tozdan dumandan. Evet. Ahmet Bey yani, burası 700 metre. Evet. Burada soğuk asfalt olduğu zaman hiçbir sorun olmuyor. Şimdi zaten diyorlar ki istimlak yapmadı kenarları falan. Tamam onu biliyoruz da soğuk asfalt olduğunda yani şöyle söyleyeyim size 700 metre bir alanın asfalt dökülmesinin maliyetini biliyor musun? Bunu çıkardık biz. 300 bin lirayı geçmiyor. Stabilize yapmışsınız. Dökün evet, de tabii, kurtarın tabii. bizi. 300 bin lira yok. Evet. Buranın maliyeti 300 bin lira. Biz bunu hesapladık. Bağlanması tabii, onlar onların işi. Biz bunu hesapladık. Buraya şimdi yatırımcılar geliyor. Arsa arıyor, turizmi. Evet. Aslında Ünye'nin biliyor musunuz? Turizmi sıkışmış. En güzel turizm merkezi Soğuk Su Tepesi burası. Şehri buraya doğru yaymak. Evet burası. Ben bunun mücadelesini evet. yapıyorum bir arazi sahibi. Tam arazi sakinleriyiz evet. burada. Büyük arazilerimiz var ama. Evet. Yani bunlar. Ben her evet, ikinize bak. De yürekten teşekkür evet. ediyorum. Toz dumanı görüyorsunuz. Evet evet evet. Evet. Burada nefes almak zor diyor. Sizlere sağlıklı uzun ömürler diliyoruz ama bu tozun içinde de sağlıklı yaşamak yani, sağ olun, çok mesele çok büyük için. Mesele. Sağ olun, rica ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Teşekkürler.